Karakaya Barajı inşaatında beton için kullanılan malzeme tamamen suni olarak yapılmaktadır. Yani kırma malzemeyle kum ve çakıl sağlanmakta ve bundan beton üretilmektedir. Zira çok dar olan Fırat Vadisi'nde tabii agreganın bulunması mümkün değildir. 2,5 kilometre uzaklıktaki taş ocağından sağlanan kalker malzeme konkasörlerle kırılmakta, tesisler yıkanarak elenmekte, beton malzemesi olarak kullanılmaktadır. Kullanılan çimento Ergani Çimento Fabrikası'ndan sağlanmaktadır. Ergani Çimento Fabrikası Karakaya Barajı inşaat için yapılmış bir fabrikadır. İklim şartlarının çok değişik olduğu yörede beton yazın ve kışın aksatılmadan devam ettirilmektedir. Büyük hacimlerdeki betonların sertleşme sırasındaki ısı farkları büyük problemler yaratmakta. Bu nedenle yazın betona buz katılarak belli bir sıcaklık sağlanmakta. Kışın da soğuk havalarda bunun tersi, yani sıcak su katılarak beton yapılmaktadır. Ayrıca betonun dökümünden belli bir zamana kadar geçen sürede mukavemetini kazandığı ana kadar betonun suni olarak soğutulması gerekmektedir. Bunun için de beton tabakaları arasına serilen çelik borulardan su akımıyla soğutma sağlanmaktadır. Santral inşaatı şu anda diğer çalışmalara paralel olarak devam etmektedir. 1986 yılının sonlarında su tutmayla başlayacak olan enerji üretimi 5'er ayrılık faslalarla 5 ünitenin devreye girmesiyle 1988 yılının sonlarında tam kapasiteyle Türkiye enerji üretimine katkıya başlayacaktır. 1987 yılı başlarında devreye girecek olan 1. ünite için çalışmalar bütün güçle devam etmektedir. Karakaya Barajı'ndaki rakamlar oldukça çarpıcı sonuçlar vermektedir. Kullandığımız bir günlük çimento miktarı olan 2000 ton, büyükçe bir şehrin bir günde kullandığı çimentoya eşdeğerdir. 2 milyon metreküplük bir betonu yalnız mesken yapımında kullanmış olsaydık, 3300 adet 10 daireli apartman inşa etmiş olacaktık. Yani 33.000 konut. 5 kişi bu konutta yaşamış olsaydı 165.000 kişilik bir şehir kurabilecektik. Karakaya Barajı'nın göl hacmi büyük bir göl değil. 9,5 milyar metreküp. Karakaya Barajı'nın esas gölü Keban Barajı'nın gölüdür. Keban Barajı'nda regüle edilecek su Karakaya Barajı'na geldiğinde tekrar elektrik enerjisine dönüştürülecektir. Yani Keban Barajı olmadan Karakaya projesinin müstakil olarak düşünülmesi mümkün değildir.